Abi rakip penaltı atarak başlıyor. Bu ne? Abi bu ne? Gol yeriz ki bizim oyuncumuz silinir o zaman. Hayır, hayır, hayır. Herkese merhaba ben Koray ve bugün sizlerle beraber milli güçün yepyeni bir bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar biliyorsunuz oyuncularımız artık yediğimiz gol başına silmeye başladık ve bu durumda videoları kesinlikle baştan sona izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum çünkü hem önerileri ona göre veriyorsunuz hem de heyecanının gerçekten çok büyük bir heyecanla heyecan kattık şu anda milli güçe ve bu bölümde arkadaşlar sizlerle beraber sormuştum Biliyorsunuz Ozan Kabağı silmek zorunda kalmıştık geçen bölümde ve şimdi sormuştum sizlere kimi alalım diye siz Kaan Ayhan 88'lik kartı demiştiniz ancak geri dönmesi için de 3000 beğeni istemiştim arkadaşlar bunu da başarmışsınız ben gerçekten size almışım şimdi bugün eğer oyuncu silersek onun geri dönmesi için 3500 beğeni isteyeceğim onun için arkadaşlar siz şimdiden videoyu beğenmeyi unutmayın yeniyseniz de kanala abone olup bildirimleri açarak arkadaşlar bütün bölümlerden her şeyden haberdar olursunuz zaten abone olmadan izleyen baya bir kişi var sonraki bölümler de gelecek o yüzden abone olup bildirimleri açıp diğer bölümleri kaçırmamış olursunuz. Hadi bakalım arkadaşlar o zaman transferimizi yapalım. Hemen yükseltmelerini yapalım. Sonrasında maçımız, maçlarımızı yapalım. Bakalım maçlarda başımıza neler gelecek. Ayrıca arkadaşlar ama size çok önemli bir şey söyleyeceğim şu anda. Gerçekten şu anda bile non olayda canlı yayında olabiliriz. Canlı yayında yayında olabiliriz evet gerçekten mükemmel konuştum ama nonolive indirip takip edin orada beni yalnız bırakmayın arkadaşlar her gün orada yayınlar açıyorum hani günün 4-5 saati belki orada geçiyor arkadaşlar o yüzden nonolive'a gelin takip edin beni hiçbir şey kaçırmayın 5-7 arası bir saatte canlı yayın açıyorum ve 4 saat falan gerçekten canlı yayın yapıyoruz çok eğleniyoruz beraber turnuvalar da yapacağız. Oraya kesinlikle katılmayı unutmayın. Video sonunda ben yine hatırlatacağım arkadaşlar. Şu anda üşeniyorsanız da video sonunda gelirsiniz. Ben yine unutmazsam hatırlatacağım. Unutmamamız sıkıntı yok arkadaşlar. Ve şimdi sizlerle beraber hemen Kaan Ayhan'ı alacağız. Hemen böyle Kaan yazalım buraya. Ve kaç rating abi Kaan Ayhan? 88'lik Kaan Ayhan. Yani gerçekten çok güzel reytinge sahip Kaan Ayhan. Ee, ve abi fiyatı gerçekten dün 1.4 milyona aldım. 1.4 milyona sattım. Canlı yayında kendi karımın düzenlerken farklı bir şey için almıştım ve bakalım 1.5 buçuk milyonu görebileceğiz mi bence gör tamam gördük güzel 1.5 buçuk milyonu hemen Kaan Ayhan'a aldık arkadaşlar ve yükseltme de yapacağız yani artık satamayacağız arkadaşlar yani gerçekten artık zarar üstüne zarar biliyorsunuz geçen bölümde benim bütün coinsim bitmişti hemen şuraya aktif yapalım ama yine coins geldi bana biliyorsunuz ve şimdi yine bitecek galiba şimdi Yiğitana giriyorum. Yiğitan yerine abicim Kaan Ayhan'ı koyacağım hemen direkt. Ve bir sonraki bölümde dediğim ya Ozan Kabak gelecek bu arada haberiniz olsun. Ama kimin yerine gelsin Kaan Ayhan yeni transfer onu çıkarmayacağız arkadaşlar. Ozan Kabak kimin yerine gelsin bunu yorumlara yazmayı unutmayın. Ve abi Kaan Ayhan'ı yükseltmek istiyorum ama vidayı basarsam çok gereksiz bir yükseltme olmuş olacak. Yükseltsen mi ya vidayı bassam mı abi? Ya vidayı basmamam lazım abi. lenkleye bassam abi bu da bayağı oluyor ya. lenklerin daha çok zaten. Hani lenklerde de daha çok var. Elimde de başka XP falan da var mı bilmiyorum. Arkadaşlar o zaman Kaan Ayhan'ı bir sonraki bölümde 90 rating yaparız şimdilik bu şekilde kalsın Kaan Ayhan. Çünkü daha kimin çıkıp kimin geleceğini bilmiyoruz. Bir sonraki bölümde hem Kaan Ayhan'ı 90 yaparız hem beceri geliştiricilerini yükseltiriz. Çünkü bir sonraki bölümde ben antrenman XP'leriyle beraber yayına gelirim. En kötü ihtimalle bir tane 90'lık oyuncu alıp basarız abi Kaan Ayhan'a. Sıkıntı yok. Hadi bakalım. O zaman maçlarımıza geçelim. Bakalım maçlarımızda başımıza neler gelecek arkadaşlar. Gerçekten çok heyecanlıyım. Umarım çok zorlanmayız. Çok kötü şeyler başımıza gelmez. Hadi bakalım. Şimdi abi maçlarımıza gireceğiz ama maçlarımıza evet. Burada maçlarımız ve 90 artı genlik bir takım var ve burada da 2-0 öndeyiz. İlk olarak abi ben bunu oynamak istiyorum. İnşallah gol yemeyiz. Sonraki maç daha da zor olacak. Maçları baştan sona izleyin. Gerçekten maçlar benim için en heyecanlı kısımlar oluyor. Gol yediğimiz takdirde çarkı çevireceğiz ve çarktan gelen bir oyuncu takımdan silinecek. Bakalım neler olacak abi. Ona göre oyuncu önereceksiniz bu arada. O yüzden dediğim gibi video baştan sona izlemeniz çok önemli. Abi şu topu alabilir miyim ya? Çağlar abi ver pasını. Güzel Kenan Karaman sen de ver. Abi önce gol atmak önemli tabii bizim için. Yememek değildi gol atmak. Cenk Tosun abi vur abi oradan. Güzel şut ama uzaktan vurdum çok gereksiz. Maçı da kazanmam lazım bu arada. Bakalım abi. Cenk Tosun at. Cenk Tosun vurur. Cenk Tosun vur abi kafayı. Cenk Tosun. Evet. Bir ilk golümüzü attık arkadaşlar. Zaten Cenk Tosun kazanmıştı korneri. Ve Cenk Tosun'un da kafasıyla gol attık. Ozan Kabağı geri alalım mı ve kimin yerini alalım? Bunu yorumlara yazın arkadaşlar. Dediğim gibi bunu yorumlara yazarsanız ona göre bir değişiklik yaparız diyorum. Ve abi topu alamıyorum. İrfan Can. Meyh Demir al. Abi ya rakibe pas atmak nedir? Bak şu anda gol yersek. Ya Merih ya abi yok artık ya. Vallahi ben bir de 120 gel takımla maç yapacağım. Bütün oyuncularımız mı silinsin anasını satayım ya. Ya gerçekten Abdülkadir Ömür Cengiz Ünder Ömür'e gelecek mi? Abi bari maçı yenelim ya. Gözünü seveyim. Bu nedir? Bu arada uzatmalara giderse bir maçta oynamam abi. Bütün oyuncuları mı sileceğiz ya? O kadar saçma gol yedim ki. Cengiz Ünder. Cengiz Ünder. Ah be abi. Abi bu gol yememe şeyini bizim bitirmemiz lazım. Zaten geçen bölümde stoperimizin silinmesi bizim takımımızın yok olmasına sebep oldu. Yani Kaan Ayhan biliyorsunuz Fransa'ya gol attı ve takıma geldi ama... Yapma abi yapma. Yapma. Yusuf Yazıcı geliyor topu alıyor abi artık. Çağlar almıyor ki topu. Yusuf Yazıcı Abi ne kadar boş bırakıyorsunuz ya. Gerçekten çok boş bırakıyorsunuz beyler. Olmaz böyle. Uğurcan adamsın be. Abi bir şey diyeyim mi? Çok sıkıntı ya. Bari 3-2 yapalım be oğlum. Bari 3-2 yapalım be. Abdülkadir Ömür kaleci ve 3-2 oldu arkadaşlar. En azından 3-2 yaptım. Karambolden döndük. Uğurcan Çakır kurtardı. Keşke hiç gol yememiş olsaydık. Şu anda uzatmalara gidiyorduk arkadaşlar. Ve başka da maç oynamak zorunda kalmayacaktık. Yani hiçbir oyuncumuz silinmeyecekti arkadaşlar. Ama şu anda garanti bir tane oyuncumuz siliniyor. Hemen devam edelim. Diğer maça girelim. Diğer maçtan da çıkınca kaç tane oyuncumuz silineceğine bağlı olarak İki kere falan çarp çevirebiliriz arkadaşlar. Bu arada iki kere aynı mevkiye gelmesi çok iyi olur. Onun da neden olduğunu size birazdan açıklayacağım arkadaşlar. Ama iki tane aynı mevkinin gelmesi gerçekten mükemmel ötesi olur. Onu da söyleyeyim yani. Hadi bakalım. Abi rakip penaltı atarak başlıyor. Bu ne? Abi bu ne? Gol yeriz ki bizim oyuncumuz silinir o zaman. Abi tuttum. Hayır. 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 Abi yok artık. Abi takım ben takımı yok olmasını gerçekten istemiyorum. Hayır. Abi bu ne ya? Abi Cengiz Ünder. Cengiz. Verdi. Hakan vur abi. Çok güzelsin be. Çok güzelsin. 120 gel takım da olsa atarız abi. Sıkıntı yok. 0-0'dan başlat maçı. Rakip penaltı atarak maça başlıyor anasını satayım. Penaltı da tuttuk bir de ya üstüne. Ya abi nasıl yedik biz o golü ben anlamıyorum ya gerçekten çok sıkıntı abi vallahi çok sıkıntı ya Ya bu maçı ben nasıl abi çok iyiler çok iyiler ve bilgisayardan defans yapması da zor Baksana Kayhan Ayhan pres yapmıyor abi ne yapacağız hayır Abi Demirhan sen ne adamsın ya yemin ediyorum duvar ördük Bunlar nasıl defans abi vallahi iyi de defansımız yani gol yememe bir tane gol yemek bu takımdan normal zaten ikincisi de normal olur ama yememeye çalışacağız ve abi abi bir şey söyleyeyim üçlü stoper mi değiştirsek bilmiyorum ama ben şu Ya abi rakibe pas atmak artık yeter ya. Ya yeter abi şu rakibe niye pas atıyorsunuz? 3 oldu ya. İr pas yap abi orada konuşamadım ya pas yapın pas Ve maçı bitirdi 3 tane oyuncumuz yine de siliniyor ama olsun abi maç bitti Şu anda aşırı derecede mutluyum Acilen defansları yükseltmem lazım Defans üçlüğünüzü yorumlara bir kere yazın ama bir önce silinen oyuncularımıza bakacağız Abi Kanayhan siliniyormuş. Gerçekten saçma gelir ha. Çok aşırı saçma gelir. Neyse bakalım. Şuraya bir girelim. Abi şimdi çarkımızı açacağız. İlk oyuncumuzu silelim bakalım kimmiş. Kenan Karaman. Tamam. Abi gerçekten Kenan Karaman silinebilirdi bu arada. Sıkıntı yok. Kenan Karaman yerine başka çok oyuncu istemişsiniz arkadaşlar. Hemen Kenan Karaman'ı bir karodan çıkartacağım. Evet arkadaşlar Türkiye yaptım. Arama dedim ve bir geri aldım. Kenan Karaman artık takımda olmayacak. Tamamdır abi. Bunu şu anda anlamış olduk. Kenan Karaman'ı sildik takımdan. Okey abi şimdi hemen bir çak daha çevireceğim. Korkuyorum. Kork abi bütün oyuncularımı seviyorum ya. Same o. Bu kim abi? İrfancan mı? Abi İrfancan geri gelsin. Silmeyelim İrfancanı ya. İrfancan mı bu? Abi İrfancan gitti ve bir tane daha siliniyor şu anda. Çok üzüldüm İrfancana. İrfancanı çok seviyordum abi. Bir tane daha. Yes işte aynısının çıkmasının neden iyi olduğunu size söylemiştim abi. Size söylemiştim aynısının çıkmasının iyi, olduğunu. Sağ MO çıktı ve bu durumda sağ da şu anda kim var abi? Soyalp var. Soyalp çıkacak şimdi de. Demir gelecek. Arkadaşlar Silinen oyuncularımızın geri dönmesini istiyorsanız özellikle bakın özellikle ilk olarak 3000 beğeni de 3000 beğeni diyorum size bakın. İrfancan kahveci gelecek ve 3500 beğeni yaparsanız arkadaşlar Kenan Karaman'ı da alacağım. Ama Kenan Karaman istemezseniz Solortsay farklı bir transfer de yapabiliriz. Zaten farklı oyuncu da istiyordunuz. Onu yorumlara yazmayı unutmayın. Ve stoper üçlümüz hangi üçlüden oluşsun hala belirlemedik. Bunu da belirlemeyi kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Bu arada Nonolive'ı size hatırlatacaktım arkadaşlar. Açıklama kısmında Nonolive'de şu anda bile canlı yayında olabilir. Saat 5-7 arasındaysa özellikle yayındayızdır yani büyük ihtimalle. Ve saat zaten abi 7'den sonra kesin yayındayız. Yani her gün saat 10'a kadar 11'e kadar yayında oluyorum. 10'da gün yenilenince falan yayında olmuş oluyorum. Ona göre yayınlara gelmeyi unutmayın. Hoşçakalın seri gerçekten çok seviyorum. Bunu hiç unutmayın. Açıklama kısmından Nonolive'ı indirin. Beni takip edin bakın. Bunu hiç unutmayın. Ve bye bye